Evet değerli arkadaşlar, Facebook, Instagram reklamlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. En önemli konulardan birisi yeniden özür dilerim. Yeniden pazarlama reklamları. Şimdi hocam ben reklam veriyorum, veriyorum ama benim reklamlarım etkili değil, dönüştürmüyor. Yeterince satış yapamıyorum. 1000 liralık reklam veriyorum. Komşu 10 bin lira kazanıyor. Ben 1000 liralık reklam veriyorum. Ama bir şey kazanamıyorum. İşte zaten bir danışmanlık almanızın gereği ya da bir danışmanlık vermenizin gereği de yani farkı yaratacak nokta işte bu yeniden pazarlama reklamı. Neden insanlar bu reklam stratejileri kullanırken bu yeniden pazarlama reklamlarını ya bilmiyorlar ya da yani bilmiyorlar. Yani bu reklam stratejilerini bilmiyorlar. Hocam bu yeniden pazarlama kitleleri bize oluşturdun ama buradan artık bunu stratejiyle nasıl bağlayacağız? Yani biz bu dönüşüm reklamlarında aslında bu şeyden yeniden pazarlama kitlelerinden bahsetmiştik. Bakın burada zaten bu kitleler var. Bu nedir hocam? Burada bir şey açtın. Bu bizim insanlar ne istiyor? En fazla dönüşümü istiyor değil mi? En fazla satış, en fazla trafik, en fazla şey. Bunları en iyi yapan şey işte burada gördüğümüz şey. Yani biz bir defa ilk birinci açtığımız reklam dönüşüm reklamı. Oradan lead, web. Yani şöyle kampanya, mailler, kitle ve yönlendirme şeklinde. Daha şuradan da gösterebiliriz. Bakın birinci reklamımızda en önemli açtığımız şey dönüşüm reklamı açıyoruz. Alışveriş alışkanlığı olan kişileri açıyoruz. Ve bizden satın almış olan kişilerin %1'ini çoğaltarak yapıyoruz. Ve oradan da web sayfasına yönlendirme yapıyoruz. Heh, işte bizim en çok dönüşüm aldığımız reklam bu. İkinci olarak yine dönüşüm, alışveriş, yine ödeme sayfasına gelenlerin bu sefer %1'ini alıyoruz. Çünkü artık web sayfamı incelemiş, şey yapmış, ödeme sayfama gelmiş, sepete eklemiş. İşte bunlara da yeni bir reklam gösteriyoruz. İkinci olarak bu reklamı açıyoruz. Bu reklam da çok etkili bir reklam. Üçüncü reklamımızda ise yani müşteri adaylarına ya da potansiyel müşterilerin %1'ine yani web sayfamıza gelmiş onlara da reklam açıyoruz. Ama gördüğünüz gibi hep burada bir dönüşüm olduğunu görüyorsunuz. Neden hocam hep dönüşüm açıyoruz? Trafik mrafik uğraşmıyoruz. Çünkü bu dönüşüm reklamlarını yeniden pazarlama hedef kitleleriyle buluşturduğumuzda aslında çok 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 önemli bir reklam oluşturmuş oluyoruz. Bakın bu biraz önceki derste de bahsettiğimiz gibi buradan dönüşüm olayı olarak alışverişi seçiyorum. Piksel kurulmuş olmalı. Dönüşüm olayının tanımlanmış olması gerekiyor. Ve buradan da arkadaşlar yeniden pazarlama kitlesi olarak da müşterimin yani bu genel şey yapmıyorum. Buradan özel hedef kitlelerden biraz bekliyorum. Hemen açmıyor. Benzer hedef kitlelerden benden satın alan müşterilerin %1'ini alarak çok 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 etkili bir reklam çıkmış oluyorum. Yani yeniden pazarlama kitleleri neydi hocam yeniden pazarlama kitleleri? Ne demiştik Instagram'da? Instagram sayfamızda profili ziyaret eden 365 gün boyunca ziyaret edenler veya herhangi bir gönderiminde etkileşimde bulunanları seçiyoruz. Yani yeniden pazarlama kitlelerine biz herhangi bir düz hedefleme kitlesi almıyoruz. Kitleyi daha da daraltıp sadece satın alan kişilere gösteriyoruz. Sadece ödeme sayfamıza gelen ya da sepete ekleyen kişilere gösteriyoruz. Sadece bizden WhatsApp mesajını tıklayan kişilere ya da DM'den yazan kişilere gösteriyoruz. İşte bu yeniden pazarlama kitlelerine gösteriyoruz. Mesela sepete ekleyen kişilerin diyoruz ki sizin için
Siz bu ürünle ilgilendiniz, siz bu ürünü sevdiniz ama satın almadan çıktınız. Size %20 ekstra bir indirim yapıyoruz. Size ücretsiz kargo veriyoruz. Size bir defaya mahsus kapıda iade veriyoruz veya başka bir şey veriyoruz. Yani bu sefer ne oluyor? Yeniden pazarlama reklamları çok 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 etkili oluyor. Zaten kitle belli. Yani zaten benden sıcak bir kitle, benden alışveriş için bir şekilde vazgeçmiş bir kitleye. Peki düşünüyorum. Düşünüyorum neden sepete eklemiş olan 13 bin kişi benden satın almıyor düşünüyorum. Ürünü mü pahalı buldu? Hemen indirim yapıyorum. Yok kapıda ödemesi mi yok? Çeşiti mi yok? Efendim işte değiştirmede, iadede problem mi yaşıyor? Bütün bunları tespit ediyorum. Hatta ben bunlara diyorum ki bir reklam çıkarıyorum. Bir tanesinde indirim yapıyorum. Bakıyorum dönüşmelerine bakıyorum. Ki en önemlisi herhalde değil mi? İndirimdir yani. İkinci olarak bakıyorum. Yo indirim çok önemsemiyorlar. Çeşitleri bol çeşitleri önemsiyorlar. Bunlar o zaman başka bir kampanya yapıyorum. Yani bu şekilde bir sistemle ne yapıyorum? Dönüşümü arttırıyorum. Yani yeniden pazarlama kitlelerini oluşturuyoruz ve bunlara bu reklamı çıkıyoruz. Çok fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü zaten bir önceki videoda bu konudan yani dönüşüm reklamlarından zaten yeniden pazarlama reklamlarıyla bahsetmiştik. Yani web sitemi ziyaret eden kişilere trafik reklamı da çıkabilirim. Dönüşüm tanımlayamıyorsam ama yeniden pazarlama kitlelerine çıkarım. Anlatabiliyor muyum? Yeniden pazarlama reklamlarda bu şekilde. Bir sonraki derste görüşmek üzere.